Sen ne yapıyorsun burada? Ben de sana geliyordum. Nereye gidiyorsun? Bana mı geliyordun? Ömer, iyi misin sen? Yani çiçeğe bir hediye bulabilirsem, bunu başarabilirsem daha iyi olacağım. Ablasının yardımına ihtiyacım var. Şaka mı bu? Yok. Taner'in vizesi vardı, ondan yardım alacaktım ama o gelemedi. Senden başka kimden yardım alabilirim ki Güldürüm? Ha, Mesude vardı tabii ama onunla da olanları biliyorsun. Ömer, sen bir şey mi içtin? Ya arabayı kötü park ettim, hadi. Hadi gidelim Güldürüm. Ya senin kafan ne? Bu ne rahatlık? Ya akşam aile yemeğinde birlikte olmayacak mıyız? Madem aile bağlarını kuvvetlendirmeye çalışıyoruz, normalleşmeye başlıyoruz. Şimdiden başlayalım dedim ben. Ne var ki bunda? Saçmalama. Bence korkuyorsun. Ne? Ya benimle vakit geçirmeye korkuyorsun. Ne münasebet canım? İspatla o zaman. Ay lise demeyiz Ömer. Olmayı isterdim. Ay. Korkmuyorsan gel o zaman hadi. Yürü. Ömrümün geri kalanında hayatı seninle paylaşmak istiyorum Gülrü Çelik. Benimle evlenir misin Gülrü? Bu nasıl? Sarı sevmez, mavi sever. Mavi. Mavisine bakalım. Bu da güzelmiş. Bu tarzı sever mi? Yani değişikliği açıktır. Yakıştı. Ne yapıyorsun? Yani şapkamı başka bir şey mi ona karar vermeye çalışıyorum. Yeter, ne istiyorsun benden? Ne yapıyoruz biz? İyileşiyoruz Gülrüm. İyileşiyoruz. Birlikte alışverişe çıktık, iyileşiyoruz. Benim niye aklıma gelmedi ya? Ya git eldiven, şapkamı ne alıyorsan al. Hadi diyorum. Şunu paket yapalım. Of, bu da dolu ya. Hadi, hadi. Artık gerçekten komik bile değilsin Ömer. Ya Gülrü, boşuna bekleme. Hadi bırakayım ben seni lütfen. Ya taksi falan bulamazsın. Trafik de var. Geç kalacağız akşama. Hadi. Söz veriyorum, konuşmam. Yani öyle anlamsız, öyle saçma bir şey yaptın ki. Alışverişmiş, normalleşmekmiş. Ya biz normalleşemeyiz, bunun farkındayım. Ya sen hayatta hem aşık hem de normal birini gördün mü? Sen böyle komik, sempatik falan olduğunu mu düşünüyorsun? Hayır, düşünmüyorum tabii ki de. Bak Güldür, ben seni yeterince ağlattım. Şimdi de tek derdim güldürmek. Yanımda olmanı çok özledim. Ben seni çok özledim. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Yanındayken saçmalıyorum işte. Başka bir şey düşünemiyorum. Sağlıklı bir şey düşünemiyorum. Sadece hissettiklerimi söylüyorum, bu kadar. Sen istediğin kadar eski günlerdeki gibi de. Hiçbir şey eski günlerdeki gibi değil. Ben Cihan'la evliyim ve mutluyum. Cihan'a neden döndüğünü ben çok iyi biliyorum.
Tamam, bebeğim için döndüm. Bu bir şey değiştirir mi? Bebeğim gitti, ben hala Cihan'layım. Bebeğimiz için dönmedin ona. Cihan ölüyor Gülru, bunu biliyorum. Neden döndüğünü çok iyi biliyorum. Gülru, ben Cihan'ın duygularını ezmem. Öyle bir şey yapamam. Sana karşı duygularımı her ne kadar gizleyemesem de bunu yapamam. Onun bu hayatta sayılı günleri kalmışken onu üzemem, buna izin veremem. Bunun için kendime söz verdim. Şu laflara bak. Sanki aramızdaki tek engel Cihan. Sen gerçekten bana yaptıklarını unutmuşsun. Unutmadım Gülru, hiçbir şeyi unutmadım. Ya. Sana verdiğim acıyı da, aşkı da, nefreti de hiçbir şeyi unutmadım. Sana yaptığım hiçbir şeyi unutmadım. Düş yakamdan o zaman. Seni etrafımda istemiyorum, görmüyor musun? Görmüyorum. Gözlerine baktığımda gördüğüm tek şey çaresizliğim. Nefretin arkasında saklanıp senden kurtulmaya çalıştığım halimi görüyorum Gülru. Ben yapamadım. Sen de yapamayacaksın bunu. Ne kadar eminsin kendinden. Ama hiç kendine sormuyorsun değil mi? Ya bana yaptıkların yüzünden duygularım bittiyse? Ben yüzüne her baktığımda aşkı görüyorum Gülru. Sen sadece görmek istediğini görüyorsun Ömer. Seni sevmiyorum artık. Benim kalbimde sana ait hiçbir şey yok. Bitti. Anladın mı beni? Aşkın bitti. Beni sevmekten nefret ediyorsun. Bunu biliyorum. Ama seviyorsun Gülru. Ben bu sözlerin hepsini hak ettim. Belki de çok daha fazlasını. Bana ne yaparsan yap Gülru. Bir ömür senden asla vazgeçmeyeceğim. Çünkü senin gözlerine baktığımda orada gördüğüm tek şey hala aşk. Neli bu pasta? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.